Merhaba arkadaşlar Açıkse TV'de Türkan Hoca kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ünsüzlerle Okuyamıyorum ilgili başlığı. Ünsüzlerle ses, ilgili olayları. ses olayları. Evet. Hocam burada biz bir tane amcayı tanıyacağız. Hı hı. O hangi amca biliyor musunuz? Şu. Fız, tık, çı, şa, hap. hap. Fıstık çı, satan bir şahap amcamız var bizim Tamamdır. burada. Büyük harflerle yazdığım Harfler F S T K Ç H e, Ş H P. Bunlar hı hı. benim sert ünsüzlerim. Bu konuda sadece bunu bilsinler. Sert ünsüz. Bunun dışında kalanlar da benim yumuşak ünsüzlerim. Ünsüzlerin özellikleri var. Hı hı. Fıstıkçı şahaptaki sert ünsüzler e, sert. Bunun dışında kalanlar ise yumuşak, yumuşak. ünsüz. Yani e, A, E, I, I, O, Ö, e, U, Ü. Bunları Bunlar biz bunlar zaten ünlü. ünlü, diyorduk. Bunlar da ünsüz. Geriye kalan alfabedeki her şey ünsüz. ünsüz ama fıstıkçı Şahap amcamız sert, çok ünsüz. Sert. Aynen bunlar sert, bir sert satış bir ünsüz. Satış yapıyor yani. Kesinlikle. Şimdi ünsüz değişimi daha çok ünsüz yumuşaması şeklinde de gelir karşımıza. Neymiş? Hocam bir tane kelimemiz olacak. P, Ç, T ve K ünsüzleriyle bitecek. Nasıl bu ünsüzler? Sert. Sert ünsüzler. Sonra bunun üzerine ünlüyle başlayan bir ek gelecek. Hı hı. Bu ünlüyle başlayan ek geldikten sonra benim P sert ünsüzüm B'ye, Ç sert ünsüzüm C'ye, T sert ünsüzüm D'ye, K sert ünsüzüm de G ya da yumuşak G'ye dönüşecek. Baktığımız zaman sertler neye dönüşüyor hocam? Yumuşak. Yumuşak. O yüzden mi? Şöyle aynen öyle. Şöyle düşünebilirsiniz. Çok sert bir mizacı sahip birisiniz. Dışarıya çıktınız. Tesadüfen Cem Yılmaz'la karşılaştınız. Sırat ifade değişti. Ne oldu öyle bir? Yumuşadınız bu. Yani böyle kodlayabiliriz. Sert ünsüzle biten bir kelime, ünlüyle başlayan bir ek aldığında yumuşak, yumuşak. ünsüze dönüşecek. Yargıç sert ünsüz, ünlüyle başlayan ek aldığında neye dönüştü? Yumuşak. Ç'ye dönüştü. Hı -hı. Dolap Sert de bitti. ünlüyle başlayan ne kaldı? B'ye dönüştü. dönüştü. Yumuşak. Kanat. Kanat T. Sertti. D'ye dönüştü. Ne diyeceğiz biz buna da? Yumuşama, Yumuşama. diyeceğiz. <laughs> Tabak. K. I'ın ünlüsünü aldığında yumuşak G'ye dönüştü. Bir Bu tane kadar. Ben söyleyeyim. Böyle. Kitap. Kitabı. Evet. Kesinlikle P. B'ye dönüştü. Biz... Ee, özel isimlerde ne yapmıyoruz hocam? bunu bilelim. Mesela e, sizin isminizde yapamıyoruz da. Mesela Zonguldak, Zonguldak'a gidiyorum diyoruz. Hı. Ama yazıda bunu yazamayız, yapamayız. Zonguldaka şeklinde yazmalıyız. Eğer ki ben yazıda da yumuşama yaparsam, yani şöyle yazarsam, Zonguldag dersem yazım yanlışı yapmış olur. Hı. Bunu da bilmemizde yarar var, yazım kuralıyla ilgili. Bu kadar. Burada bir şeyler var. Yabancı yapan. kökenli sözcüklerde ve bazı tek heceli sözcüklerde biz bu kuralı aramıyoruz hı hı. ama bizim için yani açık lise hı. için çok önemli değil. Açık lise sadece yumuşama olayının nasıl olduğunu bilsin yani bizim Yani aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yumuşama, yumuşama olmuştu o zaman bu ben kadar. şu fıstıklı şahap amcayı bir ziyaret evet, edeceğim. Evet. P, dönüşecek. Başka hiçbir şeyi yok. Geldik evet. benzeşmede de bu amcayı biliyor olmamız hı hı. lazım. Sertleşme. Aynen. Sert yüzsüz de bitecek. Buna dikkat edeceğiz. Bu sefer üzerine gelen yumuşak ünsüzle başlayan bir ektir. Hı. Yumuşak ünsüzü kendine benzeçekti. Hocam biriyle arkadaşlık ettiğinizde, mesela ne? üniversitede ev arkadaşı alacaksınız. Size benzemesi lazım değil mi arkadaşınızın? Yani ya da ben ona benzeyeceğim. Yani birbirimize benzemek zorundasınız. İşte kelimeler de böyle davranıyor. Diyor ki, kitaptaki P ben sertim. D. Sen yumuşaksın, biz ayrı dünyanın insanlarıyız. O Senin zaman... bana benzemen lazım özellik olarak. E, D'yi ne yapıyor? T'ye dönüştürüyor. Sert yaptı mı? Yaptı. Sertten sonra sert ünsüz geliyorsa ve gelen ekse orada sertleşme var diyebilirim. 1923. Neyle bitiyor hocam 3? Ç ile bitiyor Ç. değil mi? Üzerinde D gelemez. Niye? Ç, Ç. çünkü ne? Sert. sert. O zaman bunun üzerine gelecek ne olmalı? T olmalı. T olmalı. Seçmekten gelir seçmek üzerine Ç'den sonra G getiremem, yumuşak getiremem ne gelmek zorunda? K gelmek zorunda. E, hafif. hafif, F ile bitmiş, sert. O zaman ne gelmek zorunda? Ç, Ç gelmek zorunda. Hmm. Süt, sert bitmiş, sertle gelmek zorunda. Yani mantığımız şu. Sert biten bir kelimeniz var ise onun üzerine getireceğiniz ek de sertle başlamalı. Hocam o zaman şöyle bir yorumlama yapsam doğru olur mu? Sertle biten bir kelimem var benim. Evet. Yani harf, he, harfim var. sonu sertle Buyurun. bitiyor. Buyurun. Daha demin söylediğiniz kelime Eğer kitap. Eğer yanına bir ünlü gelirse yumuşama. orada bir yumuşama oluyor. Aynen öyle. Ünsüz gelirse o ünsüz. Sert olursa sıkıntı yok. Ama evet. yumuşak olursa sertleşebiliyoruz. Aynen öyle. He, buna da sertleşme diyoruz. İşte kitap. Kitapta. daha diyemiyorum. Kitapta. Kitapta demiyoruz. Kitapta Anladım. konuşurken de zaten böyle kullanıyoruz. Kolay olsun diye. Sert de bitiyorsa gelen de serttir muhakkak. Hocam o zaman bunun sadece sıkıntısı şu ismin ne olduğunu bilmek. Kesinlikle. Sertleşme. Başka hiçbir şey bilmeye gerek yok. Uh, Türeme geldi. Artık türemiyor Ünsüz yorandık. türemesi, daha demin demiştik ya etmek ve olmak <laughs> yardımcı fiili. Kelime bakıyorum. Zan etmek. Ayrı yazdığımda zan şeklinde. Ama birleşik yazdığımda aynı ünsüzden iki tane göreceğim. İşte ben ona ne diyeceğim? Türetilmiş ünsüz türemesi diyeceğim. Yani. Af, Af etmek. Af tek F ile yazılır ama birleşik yazdığımda bir tane F'nin arttığını görüyorum. O zaman ünsüz türemesi. Hal olmakta L türemiş? O zaman ben etmek ve olmak birleşik yazılan bir kelime görürsem ve ya aynı ünsüzden de iki tane yan yana görürsem türetilmiş. A ünsüz türemiş diyeceğim. Bir de bir önceki videoda ünlü düşmesi, bir düşmesi, düşmesi vardı. Bir örnek alabilir miyim hocam? Hemen Düşmeler. şunu verelim. Ne demiştik? Zikir. Zikir etmek demiştik. Bunu birleşik yazmak istediğimde ne diyecektik? Zikretmek. Zikr Şöyle aradaki ya da soruları yaptıklarına Şükür. Şükür etmek lazım değil mi? Evet. E bunu birleşik yazdım nasıl olacak? Şükretmek, Şükretmek diyeceğim. Oradaki Arada ü, ü düştü. düştü. Ünlü Aynen düşmesi. öyle. Zaten ünsüz süremesinde iki tane aynı ünsüz yan yana gelecek. Unutmasınlar etmek ve olmakla Hı -hı. E, bir kelime birleştiyse ve aynı ünsüzden iki tane varsa çok rahat ünsüz süremesi var diyebilirler. Tamam duracağım. Tek eceli. Bir de tek eceli benim. Bazı sözcüklerim var. Üzerine ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde türeme oluyor. Sır kelimesi. I'yı getirdiğinizde sırrı Kizli. diyorsunuz. Şık kelimesi. I geldi, şıkkı diyorsunuz. Hat kelimesi. ın eki geldi, hattın Hatsın. diyoruz. Hak kelimesi. ımız eki geldiğinde hakkımız diyoruz. Ama bu da tekeceli sözcüklerde olacak. Ünsüz düşmesi. Ünsüz düşmesinde... Ortak bir özelliğimiz var, eklerimiz var. Başka hiçbir şey bilmemize gerek yok. K biten bir kelimemiz hı hı. olacak. Üzerine cık 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 küçültme eki gelecek. Geldiğinde o k gidiyor. Küçük, küçük cık diyemiyoruz değil mi? Küçücük. Küçücük k nerede? Gitti. gitti. E giden ünsüz mü? Ünsüz evet, ünsüz. o zaman ünsüz düşmesi. Zaten düştü. Ufak, cık eki Ufa, geldi, cık, ufak, k cık. gitti. O zaman ufacık, cık, ünsüz düştü. Büyük, Büyük cek, büyücek. büyücek diyoruz. K gitti. Çabukcak. Çabukcak, çabukcak gel buraya. Aynen. K gitti. O zaman diyorum hmm. ki bir cık cık eki gelirken düşüyor. Bir de L ve imse eki gelirken. Yüksek K, L ekin aldığında yükselmek şeklinde oldu. K düştü. Alçak, L eki aldıktan sonra alçalmak şeklinde K'yi düşürdü. Küçük imse ekin aldı, küçümsemek şeklinde geldi. K düştü. K düştü. Başka bileceğimiz hiçbir şey yok. K'nin düşmesi. Dudak künsüsü benzeşmesi. Şimdi birlikte 3 tane harfi söyleyelim hocam. B der misiniz de hocam? B. 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 B sesinin çıkabilmesi için ne oluyor bizim çift iki dudağımız? dudağımız Kapa. Aynen birleşip açılması lazım. O zaman B'ye biz çift dudak ünsüzü diyoruz. M diyelim. M. M. M için de aynı değil mi hocam? İki dudağımızın ben. da kapalıp açılması lazım. O zaman M'de çift dudak ünsüz. Ben ne dedim? Biz nasıl kendimize benzeyen insanlarla arkadaşlık ediyorsak harfler de öyle. O zaman M Hı. ve B birbirine benziyor mu? Benziyor hocam. B de diyor ki bak. Ne sen bana benzemiyorsun. Bir ne diyelim mi? Ne. ne? Dilim damağıma ve dişime değiyor öyle değil ne? mi? Evet. Hı. O zaman diş, damak ve diş ünsüzü diyeceğim. Özellikle olarak benziyor. şey böyle. Şu, hemen ne? bakıyorum. Ne? Şunu bilelim. B ve M benziyor. Çıkışları aynı. B diyor ki M bana benziyor. O yüzden benden önce M gelsin. O zaman hemen bunu söyleyebilirim. B harfinden önce ne gelirse bu yanlıştır. Hmm. Neden? Çünkü ona benzeyen B. B'dir. Doğrusu da budur. Örnek pembe yanlış. Pembe, pembe. yazımda gelir karşımıza. Tembel değil. Pembe. Tembel. Çarşamba değil. Çarşamba. Çarşamba. Ambar değil, anbar. Sebebi de ne? B ve M'nin benzer olmaları. Başka hiçbir esprisi yok. Ama Valla ben bu Türkçe direkt böyle okunup anlaşılacak bir şey değil mi? Çözecek çok detay çok güzel detaylar varmış. Ben şuna bakacağım. Hı hı. Bu kuralı ben özel isimde bir de birleşik kelimelerde uygulamıyorum. En güzel örneği şu. İstanbul. İstanbul. Neden? Çünkü bu bir özel, özel isim. isim. Bir de hemen şuradan alalım. Son. Bahar. E geldi Son olarak. ve bahar kelimesi birleşmiş. Bu da birleşik kelime. E, birleşik anladım. kelimelerde ve özel isimlerde bu kuralı aramıyoruz. Safran Kesinlikle. Başı, bin başı, on, on başı. başı, düzen, baz kelimelerinde Hı. olduğu gibi. Onun dışında bu yazımda gelecek karşılarına. Kaynaştırma. Kaynaştırma. Hocam Türkçe'nin bir dil kuralı var. İki tane ünlü üst üste gelmez. Geldiğinde bunu engelleyebilmek için araya yaşasın diye koyuyoruz biz. Y, ş, s ve n harflerinden biri gelecek. O üzerine a ekin aldığında araya ne gelecek? O bu şu. Üzerine hangi iki alırsa alsın arada n kaynaşma ünsüzünü hmm. göreceğiz. Bunu unutmayalım. Er ar eki üleştirme ekidir. Ünlüyle bittiğinde Aynen. Ünlüyle bittiğinde ünlüyle başlayan bir ek olduğu için arada şeyi muhakkak göreceğiz. Ama beşerde göremiyorum. Hayır. Neden? Ünsüz çünkü de bitiyor de çünkü. Çünkü ünsüz e, Türkçe'de iki tane ünlü üst üste gelmiyordu. Doğru hı hı. Yani bunu engellemek için var bu kural. Silgi üzerine i ekini aldığında arada yine s'yi göreceğiz. Herkese araba ünlüyle bitmiş gördüğümüz üzere. Ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında arada yine Y koruyucu ünsüzünü göreceğiz. Aynen. Mantığımız şu. tane ünlünün üst üste gelmesine engelleyen Y, Ş, S, N harfleridir. Bu kadar. Araya giriyorlar sadece. Balo Baloya Hı -hı. Bu da oluyor. Tabii ki olur. Aha, o, A. Gelmiyor. Aradaki y kaynaştırma var. Tamam. ben şunu vereceğim. İki tane ünlü yan yana gelmez. Gelmez. Arada y, ş, s ve n ünsüzlerinden birini görürseniz kaynaştırma var diyorsunuz. Ama size ne yapabilirler? Yabancı bir kelime verirler. Hı hı. O zaman doğruya düşmeyin arkadaşlar. Kaynaştırma için çok zorlamazlar, zorlamazlar. ama. Zorlamazlar. Ayet için. Ulama, ayet için belki tyt için. Ulama bu da çok kolay. E, ulamada sessiz harfle biten bir sözcüğümüz olacak. Sesli de başlayan bir sözcüğüm olacak bu kadar. Şimdi bizim öğrencilerimizde ne var? Ders aşkı. Ders aşkı ünsüzle de bitti, ünlüyle başladı. İşte burada ne var? Bulama. Vatan evladı. Ne ile bitti? E ile başladı. Ünsüzle bitti, ünlüyle başladı. Şurada ne var? Bulama. Hmm, Sadece şuna dikkat ediyorum. Bu arada noktalama işareti olmayacak. Ha, ulamalarda noktalama işareti olmayacak. Hanımeli Birleşik kelime. Anameli birleşik. Hı -hı. Hmm. Mesela biz isimler üzerinden öğrenmiştik bunu. Cüneyt, Arkın, Hı -hı. T, -A. A. Ulama var. Mehmet, Akif. Doğu Doğan. Mehmet. Olmadı hocam. Akif. Ne? Doğu Doğan. Olmaz hocam. Olmaz. Çünkü Neden? Neden? Ünlüyle başlayıp... O da olmuyor. Yok o da olmuyor. Ünlüyle başlayıp ünsüzle, ünsüzle bitti. bitti. Biz Kuralım bizim daima olacağız. benim. Ünsüzle başlayacak ünlüyle bitecek. Arada da noktalama işareti olmayacak. Bu kadar. Tamamdır. Ünsüz ünlü. Ünsüz ünlü. Arada noktalama ha, yok. Ses Bu kadar. Bitirdik hocam. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Bir dersin daha sonuna geldik. Ama hocam e, ne yapıyoruz? Bunlarla ilgili Soru. sorular. Arkadaşlar sorularımız yeni sitemizde artık bol bol sorularımız var. Bütün derslerin Özellikle ve özellikle anlaşılması zor olan derslerle ilgili ünite soruları eklenmeye başlandı. Tabi yeni sistemimize girerek bu soruları çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve hocam size de teşekkür ediyoruz. Ben bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.